Güzel sohbetlerden herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün harika bir konuğum ve konum olacak. Kendisiyle birlikte bir network ağında, bir network buluşmasında tanışmıştık ve o an hani dedim ki evet, aradığım konuk bu ve onu yayınıma davet etmeliyim. Sağ olsun beni kırmadı ve yayınıma geldi. Kendisiyle birlikte web tasarımından ve web tasarım araçlarından bahsedeceğiz. Ve kendisi çok genç, çok dinamik ve enerjik bir yapıya sahip ve yeni nesil girişimcilerden biridir. Tabii ki bunu ben söylerim ama kendisini kendi ağzıyla dinleyeceğiz birazdan. Hazırsanız hemen başlıyoruz ve kendisine yayınıma davet ediyorum. Evet. Şimdi birazdan yanımıza olacaktır inşallah. Bazen internetler böyle dükkanlar olabiliyor ama umarım. Evet, herkese selamlar. Nasılsınız? Teşekkür Bizi izleyenlere de çok selamlar olsunlar. Uzman arkadaşlarımıza buradan da selam gönderiyorum. İyi akşamlar. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Görüşmeyeli. İyiyiz. Çok müşteri temposuyla uğraşıyoruz. İşlerimiz yoğun. Bir şekilde devam ediyor. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İşte yayınlarda devam ediyorum bildiğiniz üzere ve kendi işlerim de var. Tabii ben sosyal medya uzmanı olduğum için arka taraftan da. Sosyal medyaları yönetmeye devam ediyorum. İşte fuarlar, organizasyonlar derken zaman akıp gidiyor. Evet, biz de yakında World F'e katılacağız. 8-10 Haziran arasında katılımcı olarak bulunacağız. Bakalım nasıl bir konferans olacak, çok merak ediyorum açıkçası. Aslında organizasyonlara ben birçok kez bulunmuştum. Emin olun çok güzel ve eğlenceli olacaktır. Hiç böyle kasmaya gerek yok, emin olun. Zaten Evet, doğru. katılımcıysınız. Orada çok fazla network ağı oluyor. Orada insanlarla tanışmaya bakın bence. Hani zaten ben sizin o network buluşmamızı da hatırlarsanız hani nasıl bir dinamikte olduğunuzu görmüştüm. Aynı tempoda devam ederseniz daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. Hani herkesle tanışın, herkesle sohbet edin. Kartvizit alışverişi olmazsa olmaz. Evet. Hani Evet. bilmiyorum, belki evi böyle bir de işte şekilde rica edersiniz ama Sonra hepsi yok olacak. ama yapıyorum bir şey yok. Ben hala mesela sizin kartvizitinizden birçok kartvizit hala saklıyorum. Hani size ulaşmak için evet, şimdiden itibaren size ulaşmak için bir kartvizite ihtiyacım kalmadı ama yine de orada durmalı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle kartvizitler hala kullanıldığı için durması gerekiyor. Evet. Yavaş yavaş da izleyicilerimiz geliyor. Differ Web'i çok merak ediyorum açıkçası. Bize bunu biraz açıklayabilir misiniz? Differ Web nasıl oluştu? Nasıl bir ortamdı? Şöyle, aslında Deeper Web'i benim hayat gayemle beraber ortak oluşturduğum bir şey diyebiliriz. Şöyle ki, size çok tanıdık gelecek. Steve Jobs da hayatını insanlığa teknolojik aletlerle geliştirme yaparak insanlığa katkı sağlayacak şekilde markasını kurdu aslında. Deeper Web'i de ben bu şekilde kurdum. Yani insanların seveceği, beğenebileceği, güvenebileceği ve her zaman ayrıcalıklı hissedebileceği bir dijital ajans olarak kurmak istedim. Daha çok dijital marka olmasını istedim ve bu yönde emin adımlarla devam ediyoruz. Biraz Apple'ı kopyalıyoruz. Yani kopyalıyoruz derken Apple'ın pazarlaması, Apple'ın hizmet kalitesi, hizmet sonrası desteği bizi mest ediyor ve bu yolda da gitmeye devam ediyoruz. Tabii sektör farklılığından dolayı çeşitli farklılıklar da mevcut. Hayat gayemde sadece insanlara yararlı olacak ve bir zamanlar şu an Nokia'da olduğu gibi ya da devam edecek süreçte hala anılabilir bir marka yaratmak istediğim için Deeper Web'i kurdum diyebiliriz. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela sen de çok genç bir girişimcisin ya. Hani yaşını tabii de söylemek zorunda değilsin ama yani genç oğlum benim de zaten. Evet. Hani o süreçten yani Deeper Web'i kurarken ne düşündün, ne hissettin ve şimdiki bulunduğun şu anki durumdan memnun musun ya da ileride neler yapmayı planlıyorsun? Kurarken çok heyecanlandım. Çünkü bu benim ilk girişim değildi aslında. Lise yıllarında da bir girişim vardı. Onda da çok heyecanlanmıştım. Çünkü insanlara açılıyorsunuz ve bu muhteşem bir şey. İnsanlar sizi tanıyacak, bilecek, sizden hizmet alacak ve ürünü alacak.
Bu inanılmaz bir duygu yaşatıyor kurarken de, devam ederken de. Şu anda bulunduğumuz konumdan, başlangıçtaki konumdan ötesine baktığımızda gerçekten fark var, gelişmiş olarak. Ve ilerleyen zamanlarda da birçok konferansta ana sponsor olmak veya billboardlarda veya insanların aklında bizim markamızı kazıyacak şekilde reklamlarda bulunmak, reklam vermek ve adeta şöyle söyleyebiliriz, gelecekteki en üst seviye olarak da şunu hayal ediyoruz. Amerika'da bulunan Silikon Vadisi'nde Apple Circle var. Onun gibi olmasa da büyük bir binada Deep Web'in logosunun olacağı bir binada bulunacağız. Ve buna gerçekten inanıyoruz. Çevremize bunu söylediğimizde de veya girişim yatırımcılarını da söylediğimizde de pek inanmıyorlar ama bu gerçekleşeceğine o kadar eminim ki bununla alakalı adımlar da atıyoruz. Yatırımcılarla görüşüyoruz. Çeşitli iş ortakları sahip oluyoruz. Ve bu yolda devam ediyoruz. Yani büyük bir marka olmak üzere ve insanlara gerçekten yararlı olmak üzere. Yani ben bu hizmeti sağladım, satışını yaptım, tamam ben kenara çekileyim değil. İnsanların tamamen bunu edindikten sonra güzel hislerle veya bir telefon açtığında ulaşabildiği, bize yazdıklarını hemen çözüm ulaştırabileceğimiz bir yapı kurmaya çalışıyoruz aslında. Ya ama şöyle bir şey var. Mesela benim için de dediniz hani insanlar bize inanmıyorlardı diye. Benim için de mesela aynısı oldu. Ben de hani girişimci miyim bilmiyorum ama ben de birçok projelere yer edinmeye çalışıyorum. Mesela özellikle sunuculuk ve yayıncılık alanında medya üzerinde. Yaptığım zaman insanlar bana da gülüyorlardı. Yani olur mu olmaz mı kim sana konuk gelir falan. Neredeyse şimdi 3 yıla 3. yıla da doğru ilerliyorum. Mesela şu an karşımda siz varsınız. Bana da böyle diyorlardı. Ya sana kim gidecek falan hani. Hatta bu ta lise zamanlarında olmuştu. Lise zamanlarında ben şeydim hani radyo ve televizyon programcılığını kazanacağım mantığıyla hep ilerliyordum Evet. lisedeyken. Çünkü başka bir bölüm okudum lisede. Hiç alakası olmayan bir bölüm. O da giyim ve üretim teknolojisiydi. Yani moda tasarım, tekstil üzerine. Oradaki arkadaşım bana şey dedi. Ya kazanamazsın falan ama kazandım. Sonraki adım adım geliyor aslında bunlar işte. Yapamazsın diyorlar. Yapıyorsun. Sonra yaptın ama bunu yapamazsın. Bak onu yaptın tamam ama bunu yapamazsın diyorlar. Onu da yapıyorsun. De, tamam onu da yaptın onu da yaptın ama bunu yapamazsın diyorlar. Benim mesela bütün öğrencilik hayatım ve sonrası hep böyle geçti. Hani yapıyorum yapıyorum sonra tamam yaptın ama onu yapamazsın. Hani, kim gelecek yayınına kim seni izler ki oluyor. Sonra izleyen de oluyor gelen de oluyor. Sağ olun mesela bugün siz geldiniz teşekkür ederim. Ben Sonra teşekkür ederim. başka bir şey çıkacak. Eminim başka bir şey çıkacak şimdi karşıma mesela. Dedi ki de Kesinlikle. sektör satışları yaptın ama bunu yapamazsın. Ama yaptım daha önce nasıl yaptıysam bunu da yapabilirim. Yapamazsam da başka bir yol bulurum yapmak için. İşte Aslında insanların şu anda azıcık sözü kesiyor, affedersiniz. yok yani. Aslında siz şu anda Acun gibi gidiyorsunuz. Yapamaz dediler, yaptım. Yapamaz dediler, yaptım. İnşallah o noktaya da ulaşırsınız. Çünkü çeşitli projelerinizle bunu da başaracağınıza inanıyorum. Biz de aynı şekilde yararlı olacağımızı düşünüyorum. Mesela Beyazıt Öztürk'e de aynısı olmuş. Yani Aynen. o bir de diksiyonu da sorumlu. R harflerini pek söyleyemiyor. Hala da öyle aynı zamanda ama yani baktığınız zaman mesela benim hocam, o benim üstadım. Hani ben R harflerini söyleyebilirim ama o söylemiyor ama söylememiştir. Ama karşı hani başarılı kaliteli içerikler üretiyor ki 17 zamanla işte sen radyo yüzemezsin demiş. Küçük bir radyo olmuş yüzeceği yerde. Girmiş. Ya tamam sen orada yiğidin de İstanbul'a gidip iş yapamazsın demiş. İstanbul'a gelmiş iş yapmış. Sonra Beyaz Şov tutmaz demiş. 20 yıl tuttu Beyaz Şov. Şimdi olsa yine izleriz aslında. Şimdi keşke yapsalar tekrardan. Şimdi olsa Keşke. yine izleriz. O yüzden hiç umursamıyorum açıkçası. Yani siz de bence umursamanız çok belli. O yüzden çok başarılısınız zaten. Hiç öyle oralı olmadan. Tamam deyip geçiyorum ve işime odaklanıyorum. Sonra olursa olur olmazsa ikinci plana geçiyorum. Harika oluyor yani gayet iyi oluyor. Aslında girişimcinin ana maddesi pes etmemek. Başka hiçbir şey değil. Evet. Pes etmediğinizde, vazgeçmediğinizde bir şeyden kesinlikle olacak. Yani tabii ki ölçülebilir, analiz edilebilir, analitik düşüncelerle bunu yapmak gerekir. Fakat bir şeyden analitik düşünceye vardıktan sonra bile hani bu olmaz oranı %50, %55 olsa dahi
denemeniz lazım. Çünkü bunu keşke demek yerine iyi ki yapmışım ya deyip üstünden geçebiliyorsunuz. Burhan Durmuş iyi yayınlar demiş. Gaye Teşekkür Blok da selamlar iyi ederiz. yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Uzmanlarımız. Arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz. Hani şu an sohbet aşamasındayız ama yavaş yavaş soruları da geleceğim tabii ki. Hatta geçeyim istiyorsanız şimdi yavaş yavaş. Olur, hiç sıkıntı yok. Hazır mısınız? Evet, Yani hazırım. geçebilirim bu sorularla size. Olsun, biz her zaman hazırız. Şimdi baktığımız zaman popülerlik şöyle ilerliyor, bazen geriliyor. Bazen bir şey çok popüler olurken diğeri çok böyle tercih edilmiyor. Bu aynı zamanda internet ortamlarını da çok belirgin. Web tasarım araçlarında hangisi daha popüler şu anki yüzyılda? Şu anda çok kısa vadede gerçekleşen basit ve minimalizm tasarımlar. Hatırlarsanız 2000'li yıllarda web sitelerine girdiğimizde flash yapılmış, adeta cafcaflı ve sürekli efek olan ve değişen bir şey mevcuttu ama bu süre gelen pandemi, dünyada oluşan savaşlar vesaireler tabii ki etkiliyor kelebek etkisiyle ve artık basit ve minimalist yani direkt sonuç odaklı bir kullanıcı web sitesine girdiğinde tamam bu marka benim işime nasıl yarar? Bakıyor evet bu benim marka işime yarar. Ben buna nasıl ulaşırım? Hemen altta ya da iletişim sayfasından ulaşıyorlar ve hizmet veya ürün almak istiyorlar. E-ticarette de bakıyorlar ki ürünler güzel veya ürünlerle alakalı açıklamalar iyi veya vurucu noktaları mevcut. Bu yüzden ürüne tıklayıp ürünü satın alma evresine geçebiliyorlar ama e-ticarette bu biraz daha zorlu oluyor. Çünkü e-ticarette bazı yerlerde güzel efektler kullanmanız veya cross, up cross ya da down cross gibi ürünler kullanarak sepetteyken ürünleri satmanız, ondan sonraki adımlarda da web tasarım veya normal tasarım bitmiyor. Çünkü sıradan bir sayfa yerine biraz daha basit, minimalist yapılarla, efektlerle veya scrolllarla bunu süsleyerek daha çok o web sitesine zaman geçirerek, sepette zaman geçirerek ya ben şunu da istemiştim ya falan diyen insanları geri döndürüp e-ticaret sitesinde alışveriş de yaptırmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu yöne doğru gidiyor. Ve bu belli bir süre daha devam edecek. Yani çok büyük bir olay olması lazım ki bu akımdan kurtulalım ya da kurtulmak isteyen varsa. Çünkü bu akımı gayet herkes beğendi ve herkesin de hoşuna giden bir akım olduğunu düşünüyorum. Web tasarım yaparken bence biraz da hani kullanıcı dostluğu olmalı değil mi? Çünkü kullanıcı dostu şöyle hani genelde arkadaşlarımda da oluyor bu. İlk de girdikleri zaman telefona da bilgisayar fark etmişsin. Aradıkları siteyi bulamıyorlar. Nerede 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 bir sürü siteye tıklıyorlar ama hiçbiri o istedikleri yere git götürmüyor onları. Kullanıcı deneyimi çok önemli dediğiniz gibi. İşte kullanıcı deneyim tasarımları da çok önemli. Mesela geçen haftalarda da bir Serdar Suyunoğlu'la bu konu hakkında konuşmuştuk. O da kendisi bir deneyim tasarımımız var. Yani UX tasarımcısı. Onu da biz bununla çok konuşmuştuk. Hani müşteriler bizden ne bekler, biz ne yapabiliriz? İşte onları nasıl web sitelerde uzun süre tutabiliriz tarzı. Web tasarım araçlarında baktığımız zaman evet trendler çok yüksek oluyor. Çok popüler oluyor ama bir de bunun arka planı var. Hani hazırlık aşaması. Siz benden daha iyi bilirsiniz. WordPress var işte atıyorum Python var, işte Python var. Ondan sonra başka türlü yazılım programları var. Sizce hangisi daha uygun? Figma da var. UI ve UX tasarımcıların kullandığı. Zaten UI UX'in bir yan dalı veya bir alt çocuk dalı olarak görebiliriz. UI UX biraz daha diğer arayüzlerde de programların veya web uygulamaların arayüzlerinde de mobil uygulamalarda da uzman oldukları için oralarda da oluyor. Ama web tasarımda ise tamamen UI dalının başka bir web alanıyla alakalı olanı. Yani mobil uygulamaya kaymıyor ama tabii ki şu anda WordPress işte WordPress kullanarak aslında daha çok seçenek mevcut ve daha basit ve daha hızlı yapabiliyoruz ama Figma'da ise daha özgün tasarımlar. Tamamen uğraştırıcı bir şekilde. Yani WordPress'te yapacağınız bir tasarım belki bir hafta, 10 gün, 15 gün sürebilirken Figma'da ise projesine bağlı olarak bir ay, 3 ay gibi bir sürede olabiliyor.
Bu aslında kullanıcının isteğine göre, müşterinin isteğine göre değişebilecek şeyler. Mesela müşteri direkt bir web sitesi istiyordur ve bununla alakalı fazla bir yatırımı yoktur. WordPress kullanılması daha etkin oluyor. Çünkü birisi mesela bir müşterimiz bir fuara gidecek ve web sitesinin olmadığını fark ediyor. Bize danışıyor, diyor ki benim acilen web sitesine ihtiyacım var ve süreniz de 7 gün ile 10 gün arası. Tamam diyoruz. Ve bu süreçte WordPress'i etkin bir şekilde, özgün olacak şekilde kopyalama olmadan web sitesinin tasarımını oluşturabiliyoruz. Ama müşterinin zamanı vardır ve maddiyat olarak da herhangi bir sorun yoktur bütçe olarak. Bu durumda Figma kullanılarak, sonrasında ise HTML, CSS, JavaScript gibi programlama dilleri kullanılarak web sitesi oluşturulur ve bunun yanında WordPress'te bulunan admin panel gibi kodlaması da yapılır. JavaScript, SQL, diğer PHP dili kullanılarak, hangisi daha hızlı olacaksa o şekilde kullanılarak da admin panel web sitesi teslim edilir ve böylelikle kendisi de düzenleyebilecek şekilde web sitesine sahip olabilir. Tabii bizim baktığımızda dünya çapında %40 oranında WordPress web sitesinin bulunduğu gözüküyor. Bu da gerçekten yüksek bir rakam. Yani diğer %60'lık kesimlerde parça parça olduğunu düşünürsek, bu şekilde WordPress'in birinci olduğunu söyleyebiliriz. E-ticaret kısmında da çeşitli yerli yazılımlar var. Ama çeşitli yerli yazılımlar bazen değil, çoğunlukla yetersiz kalıyor. Eklemeler olsa dahi. Bununla alakalı Shopify girişimcileri var, biliyorsunuz. Shopify çok kullanılıyor. Ülkemizde yine EZCO altyapısını destekleyen İKAS var. Diğer işte Digimex var. Ideosoft var, ama bizim tavsiyemiz İKAS ve Shopify ile e-ticaret sitelerine devam edilmesi. Web site tasarımlarında da genellikle WordPress tercih ediyoruz Türkiye piyasasında. Peki ben mesela genelde bu sorunla çok karşılaşıyorum da o yüzden size sormak istiyorum. Hani genelde bir web siteye baktığım zaman, tıkladığım zaman genelde çok yavaş açılıyor. Hani Evet. tam çok da hızlı açılsın demiyorum ama hani normalde hızlı açılsa da yeter benim için. Hani acelem yoksa eğer o zaman. Yani mesela şeyden de emin olmaya çalışıyorum. Yani kendi internetim mi kötü acaba diye. Hani kendi internetime bakıyorum, güzel, gayet iyi çekiyor. Hani sen böyle bulunduğum ortamda gayet fiber interneti vesaire de açık. Ama internet yani tıkladığım site açılmıyor bir türlü. Çok yavaş açılıyor da açılacak olsa da. Sizce bu yavaş açılmalar, işte donmalar, kalmalar vesaire web sitesi için ne kadar hani zarar verebilir? Çok büyük zarar verir. Şöyle söyleyelim. Büyük markalar hariç, diğer küçük markalar da dahil, işletme siteleri dahil, büyük markaları bir kenara koyduk. Diğer web sitelerinde yavaş açılması, birincisi kullanıcı, sizin dediğiniz gibi kullanıcılar zarar görür. Yani istediğine ulaşamaz ve sizi asla tekrar tercih etmeyebilir. Tercih etme oranını düşürürsünüz. Web sitenizin hızının yavaş olması, reklam verdiğinizde dijital reklamlarda, Google Ads, Instagram, Facebook reklamlarında da sizi olumsuz yönde etkiler. Hatta Google Ads'te reklam dahi veremezsiniz. Çünkü Google Ads reklamı vermeden önce Google panelinde sizin web sitenizin hızı ölçülüyor ve uygun değilse direkt red veriyor. Red veriyor ve sizin kampanya oluşturmanızı engelliyor. Bunu web sitenizi hızlandırarak ancak aşabiliyorsunuz. Web sitenin hızlı olmamasının nedeni yapan kişinin web sitesinin hızına önem vermemesi, büyük markalar hariç. Çünkü onlar genellikle altyapı sorunları yaşadıklarını bilgilendiriyorlar ve altyapı sorunlarında da siteler yavaş açılıyor. Çünkü çok yığılma olunca trafiği kaldıracak sunucu artık diğer sunuculara geçiş yaparken yavaşladığından dolayı böyle bir yoğun trafik olup açılmıyor. Ama normal web sitelerinde açılmamasının sebebi o siteyi yapanın site hızına önem vermemesinden kaynaklanıyor. Bizler buna önem veriyoruz. Çünkü web sitenin hızlı açılması, sizin tamam bu web sitesi hızlı açılıyor ve ben buradan alışveriş yapabilirim, ya da ben buraya bir soru sorabilirim, bilgi edinebilirim diye düşünüyorsunuz. Burada aslında web sitesinin kendi sahibi, yani
işletme veya bireysel kontrol etmesi gerekiyor web sitesi yaptırdığında. Benim sitem hızlı açılıyor mu? Benim sitem yeterli mi? Dediğiniz gibi kullanıcı deneyimine açık mı? Yani mobilden girildiğinde, tabletten girildiğinde uygun mu? Hızlı açılıyor mu? Artık televizyonlarda bile biliyorsunuz Google akıllı televizyonları var. Android TV'ler var. Bunlarla beraber artık web sitelerini açabiliyoruz. Web sitelerinde bir şeyleri gezinip bakabiliyoruz. Trendyol dahil yani. Oralarda dahi hızlı açılması gerekiyor. Yani bunun çeşitli çözümleri var. WordPress altyapısında çeşitli çözümleri var. Normal kodlamayla da çözümleri var. Ama tamamen bu yapan ve aslında yaptıranın denetimiyle bunların aşılabileceğini kesinlikle söyleyebilirim. Peki baktığımız zaman şimdi web sitenin güvenliği de önemli. Çünkü kimse güvenmediği bir web siteye ya da atıyorum bir gerçek bir web sitenin kopyasını yapan bir web siteye tıklamak, bakmak ya da orada alışveriş yapmak istemez. Çünkü her girdiğimiz bilgi bizim kişisel bilgimiz oluyor ve bu da dolandırıcılara artı puan kazandırıyor. Sonuçta eğer benim adımı soyadımı bilirse benim başka bilgilerim de elde edebilir. Web Kesinlikle. site güvenliğini nasıl sağlamalıyız? Mesela bir web tasarım yapacaksak, bir web sitesi üreteceksek ya da bir kullanıcıysak diyelim ki ben bir kullanıcıyım. Ben nelere dikkat etmeliyim? Şöyle, öncelikle web sitesinde SSL sertifikası olması gerekiyor. Ve kullanıcı olarak da bir web sitesine girdiğinizde Google Chrome olsun, başka internet tarayıcılar olsun, üstte bulunan güvenli değil yazısını gördüğünüzde o web sitesine şüpheyle yaklaşın. Çünkü o web sitesi verilerinizi koruyamayacaktır. Yani siz girdiğiniz anda bile dahi siz aslında çerez veriyorsunuz. O çerez bilgilerle sizin hangi cihazı kullandığınızı, sizin IP adresinizi vesairenizi alabiliyor. Ve güvenli olmadığında da aslında o web sitesinin sahibine de zarar. Çünkü Google bunu gördüğünde bu site güvenli değil. Ben bunu kullanıcılarıma çıkarmamam lazım diye düşünüp o şekilde alt sıralara atıyor. Şimdi web sitesine girdik, güvenli değil yazısını gördük. Ne yapabiliriz? Hemen çıkabiliriz. Ama web sitemizi güvenli nasıl sağlayabiliriz? SSL sertifikaları kullanarak. Artık eskiden olduğu gibi SSL sertifikası almak zor değil ve şey değil, pahalı değil. O yüzden artık ücretsizleri de mevcut. Let's Encrypt gibi ve çeşitli diğer SSL sertifikası sağlayanlar gibi buralardan web sitenizi WordPress olduğuna daha kolay bir şekilde panelinizden sağlayabiliyorsunuz. Güvenli yaptıktan sonra kullanıcı buraya girdiğinde verileri tamamen şifrelenmiş bir şekilde sunucuyla kullanıcı arasında oluyor ve bizim üçüncü kişi dediğimiz herhangi bir kişi araya giremiyor. Çünkü encrypt etmesi lazım. Encrypt edebilmesi için de kullanılan sertifikanın 256 bit ya da 2048 bit gibi rakamlarla şifrelendiği ve kodlandığı için açılamıyor. Web sitesinde güvenliği başka nasıl arttırabiliriz? Kodlamayla arttırabiliriz. Eğer kodlamayla yapıldıysa web sitesi çeşitli güvenlik protokollerini sağlayarak böylelikle web sitesine giren kullanıcının herhangi bir şekilde form gönderdiğinde herhangi başka bir hacker'a ya da başka bir üçüncü kişiye gönderilmemesini sağlayarak WordPress'te ise çeşitli güvenlik eklentileri mevcut. Bunları mutlaka ama mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Burada bulunan web tasarım uzmanları varsa veya web sitesiyle ilgilenenler varsa veya web sitesi sahipleri de varsa mutlaka oluşturacak olanlara bunları söylesinler ya da yaptıracakları yerlere söylesinler. Ben web sitemde güvenlik de istiyorum desinler. Çünkü artık günümüzde hiçbir sunucu güvenli değil ya da hiçbir sistem güvenli değil. Evet ama bunun önlemini almazsak da tamamen hacklenebilir veya web sitenizin bir anda başka bir web sitesine dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle web tasarım uzmanları veya web sitesi yaptıracak olanlar güvenlikleri edinsinler. WordPress ile alakalı eklenti önerisi de verebilirim. All-in-one Security dediğimiz bir eklenti mevcut. Burada isterseniz otomatik onun ayarlarını kullanabilir veya manuel istediğiniz gibi de oynayarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Ve bir önemli başka önerim ise genellikle WordPress sitelerinde wp-admin ile admin paneli ulaşabiliyoruz. Ve bunu gördüğümüzde müşterilerimizde veya başka üçüncü şahıslarda ben genellikle uyarıyorum açıkçası. Çünkü bunu kapatın.
Bu açık olduğunda herkes der ki ya bunu yaptıran kişi ya da yapan kişi profesyonel değil. Ben o gözle bakıyorum açıkçası. O yüzden ben sevmiyorum o açık bırakanları. Orayı genellikle başka bir anahtar kelimeyle kapatın. Size özel olacak şekilde, sizin bilebileceğiniz ve not alabileceğiniz, güvenli bir yerde saklayabileceğiniz şekilde. Ki VP adminden de hacklemeler mevcut olduğu için bunu engellemek adına bu şekilde yapılmalı. Firewall yani güvenlik duvarı içerisinde var. Onu açmalısınız. Çeşitli Google fake botları geliyor mesela. Bu da sizin için trafiklerde zararlı. Onu engelleyebiliyorsunuz. Yani çeşitli çözümler bulmak isteyen aslında çokça mevcut. Kullanıcı olarak ne yapabiliriz? Güvenli yazısı var ve web sitesinin güvenli olduğunu düşünüyoruz. Burada aslında artık resmiyete bakmamız lazım. Yani web sitesinde hakkımızda kısmında bir şirketin hikayesi var mı? Veya bize ulaşın iletişim sayfasında gerçek bir adres bulunuyor mu? Telefon numarası var mı? Özellikle e-ticaret sitelerinde. Telefon numarası var mı? Ulaşabileceğim canlı destek var mı? WhatsApp butonu var mı? Çünkü her şey okeydir. Her şey güzeldir. Ve siz alışveriş yaparsınız ve birden geçmiş olsun paranızı kaptırmışsınızdır. Bu yüzden direkt iletişime geçebileceğiniz bir telefon hattı Türkiye'de özellikle. Telefon hattı var mı? E-posta adresi var mı? Açık adresi mevcut mu? Buna bakılmalı. Ve yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin getirdiği bir şey de Edpis olması lazım. E-ticaret yapanların kayıt edildiği yere mutlaka kaydın olduğuna bakılması gerekiyor. Ve bununla alakalı da büyük bir marka mevcuttu. Bidolubaskı.com belki duymuşsunuzdur. Bir gün geziniyorum, kartvizit yaptıracağım. Baktım bir tane web sitesi grafikleriyle her şeyiyle Bidolubaskı'yı kopyalamışlar. Ve kopya sizin dediğiniz gibi kopya web sitelerine uzak durun. Yani tamamen bildiğiniz Bidolubaskı'yı ben biliyordum. Başkaları da bilir. Girdiğiniz anda anlıyorsunuz ki bunlar tamamen dolandırıcılık üzerine olabileceğinden dolayı kaçının ve direkt firmayı bildirin. Yani kopyası orijinal olan firmayı mutlaka bildirin ki sizin bir yararınız olsun kullanıcı olarak firmalara. Çünkü mesela bu soruyu şu yüzden sormuştum. Çünkü geçenlerde bir devlet sitesini de böyle kopyalamışlardı. Ve bir devlet sitesini kopyalamak çok hani aslında zor bir şey, çok riskli bir şey ve bir de hani orada direkt insanların bütün bilgileri yer alıyor. Sadece kredi kartı bilgisi de şifresi bile dahil değil. Direkt kişisel bütün dokümanları yer alıyor. Bu çok riskli ve tehlikeli bir şey. Peki Aynen. biz web sitemizi güvenliğini hackerlardan nasıl koruyacağız? Nasıl kendimizi daha böyle mesela bir web sitesi tasarım uzmanıyım ben. Ya da bir web sitesi yapmayı planlıyorum. Bu konuda siz neler yapıyorsunuz mesela? Şöyle, demin de bahsettiğim gibi web sitenizi tamamen güvenli olacak şekilde donatıyoruz. Özelliklerini açıyoruz. Özellikle mesela hackerlar bir girişi denediğinde honeypot dediğimiz bal kovanı aslında bal kovanı Türkçe terimi olarak hacker tamamen her şey normal şekilde hacklemeye devam ederken aslında son kısımda bal kovanı biliyorsunuz tek bir girişi vardır, tek bir çıkışı vardır. Başka bir çıkışı yok. O yüzden bal kovanı dendi. Hacker girdiğinde içerisinde bir kapıyla karşılaşıyor aslında. Kendisini fark edemeyeceği ve o adımdan sonrasını devam edemiyor. Web tasarım uzmanı olarak bunu kesinlikle etkinleştiriyoruz web sitelerimizde. Kendinizi eğer web sitesini kodlamayla yaptırıyorsanız burada yazılımcınıza ben web sitesinin daha güvenli olmasını istiyorum dediğinizde orada çeşitli güvenlik protokolleri ve yazılım dillerini kullanan kodlamalar var. Bunları açık bir şekilde Google'da araştırılması gerekiyor. Çünkü farklı farklı protokoller, farklı farklı metotlar var. Şimdi hepsinden bahsedersek yayınımız hiç bitmez. O yüzden bu şekilde üstün körü geçmek zorundayım. WordPress'te ise dediğim gibi eklenti kullanılması gerekiyor. Ve şöyle bir şey de var. Web sitede eğer form varsa, formu doldurduğunuzda direkt gönder var. Ama web sitesi
Senin alt kısmında veya formun hemen altında ben robot değilim işareti var, biliyorsunuzdur. Herkesin muzdarip olduğu ve onaylanamadığı bir şekilde. Bunu aslında gerçekten güvenlik için koyuyorlar. Çünkü bunu hackerlar robotlarla atlamaya çalışıyorlar. Yapay zekayla, algoritmalarla atlamaya çalıştıkları için bu ekstra size güvenlik sağlıyor. Şimdi tıkladığımda beni nasıl onaylıyor, nasıl anlıyor derseniz, sizin web sitesine gönderdiğiniz çerezlerden dolayı bu ben robot değilim mi? Siz daha önce ya da aynı gün içerisinde tıkladığınızdan dolayı oradan gelen veriyle aslında sizi onaylıyor. Onaylamadığında da size bir resim tablosu çıkartıyor, 9 karelik. Oradan işaretliyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Ama bu her zaman olmuyor. Çünkü bazı siteler ekstra güvenlik istiyor. Yani siz tamamen aynı gün içerisinde 10 kere, 100 kere o ben robot değilim doğrulamasını yapın. Ama web siteden yine o 9 kareden resim seçmenizi ister. Bu yüksek güvenlik anlamına gelir. Bu da tamamen spam mesajlardan, spam yorumlardan kaçınmak için yapılan bir şey. Bu da ekstra bir güvenlik. Ve formlarınız, web sitelerinizde formlarınız tamamen aktif olmalı. Aktif olduktan sonra da oraya mutlaka ReCAPTCHA dediğimiz, Google'da aratırlarsa bulabilirler web sitelerine, ücretsiz bir şekilde ekleyebiliyorlar. Hiçbir ücreti yok. WordPress'te özellikle. Genelde de yok. Yazılımla kodlamayla eklemek biraz zordur. Ama WordPress'te eklemek gayet kolay olduğu için o şekilde ekleyerek ekstra güvenlik sağlayabilirler. Yani çeşitli güvenlik adımları var. Hepsinden bahsetmeye çalıştım açıkçası. Bence gayet iyi bahsettiniz ve ben birçoğunu anladım açıkçası. Ben anladım, herkes anlamıştır emin olun. Çünkü mesela ben de çok web tasarımından pek anlayan biri değilim çünkü. Ben daha çok hani içerik üretimi kısmında yer aldığım için ben daha çok web sitelerine içerik üretiyorum. Bana web siteler genelde hazır olarak geliyor. Ve ben Evet. herhangi bir şey olduğu zaman bu ilgilenmiyorum çünkü benim alanım değil. Doğru. WordPress'i tabii kullandım ben de zaman zaman ama tasarımlarını hiç yapmadım. Yani özellikle WordPress üzerinde. Daha çok ben WordPress'e içerik üretmek amacıyla işte mesela atıyorum blog yazmak için, işte fotoğraf, video yüklemek için kullanıyordum WordPress'i. Ama hiç web tasarım yapayım diye düşünmedim. Aslında düşünmüyorum değilim ama şimdilerde çok da ilgilenmek istemiyorum çünkü çok fazla geniş alan olduğundan dolayı çok zamanım gidecek. Belki yazılım öğrenirim diye düşünüyorum. Yazılıma biraz kafayı yordum şu sıralar. Çünkü WordPress'i zaten biliyorum yani az çok içerik kısmından. Ama belki bir gün yazılım öğrenirim diye düşünüyorum. Ama WordPress gerçekten baktığım zaman dünya üzerinde sadece Türkiye üzerinde değil, tüm dünyada çok çok kullanılan bir web tasarımı aracı ve birçok yazılımcılar da bunu kullanıyor aynı zamanda. Sadece kod Tabii girmiyorlar. ki. İşte sizin gibi web tasarım uzmanları da bunu kullanıyor. Ben de %30, %40 oranında olduğunu duymuştum. Tıpkı sizin dediğiniz gibi. WordPress kullanım oranının dünya üzerinde üstelik. O yüzden WordPress bence herkes bilmeli diye düşünüyorum. Özellikle weble ilgilenenler, web tasarım, yazılım, web içerik üreticiliği mesela benim gibi olanların az çok hani bir başlangıç seviyesinde de olsa WordPress'i öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hem içerik bakımından hem de sizinki gibi işte web sitesi üretimi bakımından. Doğru. Yiğitcan Herkesin Bey. ilgilenmesi Evet. gerekiyor. Yiğitcan Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Yavaş teşekkür yavaş ederim. artık programı kapatıyoruz. Evet. Nasıl buldunuz programı? Program gayet aslında bilgilendirici ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun daha çok ilerleyen zamanlarda da çeşitli uzmanların gelerek veya hatta diğer uzmanlarla beraber birleşerek de bir konferans gibi, bir forum gibi yapabiliriz diye düşünüyorum. Ortak belirlenen bir konuyla beraber. Gayet güzel bir program ve önü bir açık program olduğunu düşünüyorum. Bu programı yaptığınız için ayrıca size teşekkür ediyorum. Katılımcı olarak bizi aldığınız için de teşekkür ediyorum. Benim son sözlerim bu şekilde. Aslında forum dediniz ya benim aklımdan çok uzun zamanda geçiyordu. Ama işte bunun için belli bir zaman, belli bir dönem lazım biliyorsunuz. Belli bir konuklar lazım. Aslında planlayacağım, planlamıyorum değilim. Aslında aklımı okudunuz. Evet, doğru. Düşünüyorum. Özellikle şu o zaman bir şu son dönemlerimizi atlatalım. İnşallah ilerleyen süreçlerde. Belki Instagram'da olmaz çünkü çok büyük bir konferans olacak Evet. inşallah.
Instagram'da olmaz belki ama Zoom üzerinden veya ya da Google Meet üzerinden bir şekilde yapmayı planlıyorum bakalım. Bence gayet güzel olacak. İlerleyen zamanlarda da güzel olacağını düşünüyorum. İsim olarak da zaten muhteşem. Sadece pazarlamasıyla ve diğer konularla beraber daha çok içeriği doldurulabilir bir program. Yani konuklarınız bitmeyecek. Belki bir gün Acun'u, belki Beyaz'ı alabileceksiniz. Hiç belli olmaz. Evet ya teklif sundum da bakalım ya. Gelen uzman arkadaşlara da çok teşekkür ederim bizleri bilgilendirdikleri için. Ve bizim için kıymetli uzman arkadaşlarımız da gelmiş incelediğimizde baktığımızda. Onları buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer uzman arkadaşlarımız da, bütün dijital platformda bulunan uzman arkadaşlarımız da çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizler birbirimize destek olarak, iletişimde kalarak bu dijital ortamı büyütebiliriz. Ve her zaman da markalaşmaya önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Setra Sohbetler bu haftalık sizden izin istiyor efendim. Herkese güzel günler, güzel yarınlar diliyorum. Yarın seçim günü inşallah. Ülkemiz için, kendimiz için en hayırlısı, en iyisi neyse o olsun istiyorum. Kendim için de, ülkem adına da ve bu medya alanında da, dijital medya üzerine özellikle. Umarım her şey Kesinlikle. gönlümüzce olur bundan sonraki süreçlerde. Her zaman bizi dinlediğiniz için, arkamızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yiğitcan Bey, size de ayrıca teşekkür ederim. Son Ben dakika bir teşekkür teklif sundum size ve hemen kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. problem değil. Her zaman biz sizleri desteklemek için varız. Dijitalde herkese destekliyoruz. Herkese kapımız açık. Mutlaka sizleri Diperweb'e bekliyoruz. Gideceğim inşallah bir şeyiniz kalbiniz içmeye. O Mutlaka. zaman Setra Sohbetler bu haftalık bu kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Herkese görüşmek üzere.